Şimdi Suriye krizinin başında CHP'den... Yani bir daha söyleyeyim. Efendim, yok bunlar, bu çok önemli. Tamam, yani çünkü savaş bugün bu. Yani orada Mehmetçik savaşıyor. İç cephede de biz savaşıyoruz. İç cephedeki savaş ne? Mehmetçik'in moralini bozan, efendim, dantelli annelerinin beyaz örtüleriyle diyor Meral Akşener, dantelli örtülerle gelmişler. O tosuncukları sen savaşa yollasana. Veya dün bizim Vatan Partili bazı arkadaşlar da aynı tweetleri atmışlar. AKP'nin falanca liderlerinin çocukları çürük raporu almış. Ha bunlar savaştan kaçıyorlar falan. Bunlar ne demek? Mehmetçik diyor ki sen diyor bak diyor seni yöneten AKP'liler savaştan kaçıyor. Bunun Mehmetçik üzerindeki etkisi ne? Mehmetçik'e aslanlar gibi savaş, başarıya ulaş demiyor. Çünkü şunu çok açık söyleyeyim. Buradan bütün milletime sesleniyorum. Özellikle beni CHP'nin ve İyi Parti'nin tabanındaki bütün insanlar izlesinler. CHP'de, İyi Parti'de bu savaştan Türkiye'nin zaferle çıkmasını istemiyor. Çok açık söyleyeyim. İstemedikleri çok açık. Bütün faaliyetleri savaş cephesinde zaaflar yaratmaya yönelik, Mehmetçik'in moralini bozmaya yönelik ve iç cepheyi bozmaya yönelik faaliyetler. O tabip odalarının bildirisini okumak dahil işte tosuncuklar gitsin falan. Ne demek tosuncuklar gitsin? Mehmetçik'e karşı bundan daha karanlık ve kirli bir propaganda yapılabilir mi? O savaşan Mehmetçik bunları dinlediği, okuduğu zaman çünkü cepheye her şey gidiyor. Telefonlarından herkes bütün beyanatları izliyor. Bize mesajlar yolluyorlar vesaire. Şimdi bunu dinleyen Mehmetçik'i düşünün. Ona karşı yapılacak moral bozucu faaliyet nedir? Zengin çocukları savaşmıyor. Gariban. Öyle diyor Kılıçdaroğlu. Gariban çocukları savaşıyor. Tabii savaşacak. Tabii gariban çocukları savaşacak. Tabii fakirlerin çocukları, emekçilerin çocukları savaşacak. Yani onların moralini bozmanın bir alemi var mı? Onlar her zaman savaşlarda köylüler savaşmış, işçiler savaşmış, garibanlar savaşmış.